Hocam, Nafi Hocam, siz de devam edelim. Yılbaşı ile alakalı açıklamalar yapıyorduk hocam. Siz buyurun hocam, devam edin inşallah. Şimdi değerli hocam, bizim yılbaşımız Muharrem ayının birinci günü. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün. Yılbaşı olarak Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında bize ne yapıldı? Yılbaşı olarak takvimlere yazıldı. Aslında bizim hakiki yılbaşımız odur, yılbaşımız. Ama tabii günümüzde miladi takvimle işte maalesef Hristiyanların çıkarmış olduğu takvime uyarak miladi takvim bütün dünyada resmi olarak kullanılıyor. Hristiyanlar da bu takvime göre yani Hazreti İsa'nın ve doğum ayı olarak hatta Hristiyanlık içerisinde bile bazı cemaatler Katolik olsun bilmem ne olsun bunlar Aralık ayının başından başlıyorlar kutlamaya onların takvimine göre. Yani bu aslında Hristiyanların bir bayramıdır. Yani Hristiyan dininin Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kutladığı bir gündür, tarihtir aslında. Evet, Onların bir ibadetidir açıkçası. Evet. Bir ibadet, onlar bir ibadet yapıyorlar. Biz Müslümanların buna alet olması çok üzücü bir, büyük bir olaydır. Maalesef büyük bir gaflet ile şu an dünya Müslümanları buna alet oluyorlar, kendilerine alet ediyorlar. Biz de yani bu günde, yıl başında kesinlikle özel olarak bir plan kurmamalarını, normal hayat nasıl yaşıyorlarsa o günün de normalmiş gibi geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle TV programları olsun, sosyal medya olsun veyahut da başka sorun olsun hep yıl başında bunlar cereyan ediyor. Mesela örnek veriyorum. Yıl başında alkol çok tüketiliyor mu? Evet. Evet. Alkolün en çok tüketildiği zaman yılbaşı zamanı. Bu aylarda Evet. yani. İnsanlar sırf eğlenmek için yani Hristiyanlar dinini bu şekilde kutluyorlar. Biz Müslümanlar da buna alet oluyoruz. İnsanlar sırf eğlenmek için belki bugün milyarlarca dolar Müslüman ülkede, bizim ülkemizden bahsediyorum, israf olarak harcanıyor. Bakın son 3 haftadır sahte içki gündemde. Niye yılbaşı yaklaşıyor? Sahte içkiler üretmeye başladı insanlar. Şu ana kadar 40 küsur insan ölmüş sahte içkiden. Yani yılbaşının yaklaşması bile bir felaket. Evet. Büyük günahların, zinanın zirve yaptığı, yani Allah'ın razı olmadığı her şeyin zirve yaptığı bir gün. Biz o gün bu kutlamalardan uzak durduğumuz kadar uzak duralım. Hatta ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ya, bizim için buyuruyor. Siz ümmetler içerisinde en hayırlı insanlarsanız, emri bir maruf, nehyanil münker yaptığınız sürece yalnız. Yani insanlara iyiliği anlatıp, kötülükten nehyet, yani kötülükten uzaklaştırıp, iyiliği onlara anlatmak. Bizler Müslümanlar olarak şimdiden başlayıp, yılbaşına kadar çevremizdeki bütün insanları emri bir maruf, yani onlara iyiliği, güzelliği, yılbaşının zararlarını anlatarak onları bu kötülükten nehyetmemiz lazım. Çünkü Rabbimiz biz ümmete yani bu iyiliği emredip kötülükten nehyeden topluluğa en hayırlı bir toplum olarak bakıyor. Sen böyle bir zamanda eğer emri bir maruf yapmazsan, onlara gidip alet olursan onların yaptıkları gibi sen de eğlenirsen, yılbaşını kutlarsan Onlara o özenirsin. zaman en şerli insanlar sıfatında hüküm giyersin. Bu kadar basit yani. Allah'ın senin için böyle bir şey söylemesi çok büyük acı bir olaydır değerli hocam. İnşallah. Evet hocam. Mevlam bizleri muhafaza eylesin böyle olmaktan. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz.